İyi Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı'nın eşi Nesrin Saatçı, İyi Parti Fethiye Meclis Üyesi Adayı Şenay Karademir ve İyi Partili Seval Kurnaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle SED Medya'yı ziyaret ettiler. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından İyi Partili kadınlar SED Medya'nın kadın çalışanlarına karanfil takdim ettiler. Sizlerle birlikte olunca daha güzel. Bugün biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basınımızı ziyaret ediyoruz ama Sıdıka Hanım bir bayan olarak ve buradaki bayan çalışanları biz ekip olarak geldik. Tabii ki seçim çalışması ama önceliğimiz gerçekten Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamakta. Kadınlarımızın bir günde, biraz önce Şenay Hanım dediği gibi bir günde değil de her gün kutlanması gerektiğine inanan insanlarız. Bunu toplumun içerisinde de gerçekten görüyoruz. Bugün bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Öncelikle Özgecan Anıtı'yla başladık eşimle birlikte. Ondan sonra Zirve Fide, Umut Fide oraları gezdik ve oradaki bir sürü kadınlarla birlikte olduk. Kadının toplumda sosyal hayatın içerisinde olması bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ben de daha önce 20 yıl belediye başkanlığı yapan bir kişinin eşi olarak da kadına destekli ve engelli ve kadına destekli programlarımız çok oldu. Kadının topluma girmesi, sosyal hayatın içinde olabilmesi için her türlü çabayı biz şimdiye kadar sarf ettik. Bundan sonra da bunu sarf edeceğimize inanıyorum. Eğer seçimi kazanırsak, kazanmazsak da zaten biz genellikle kadının hayatına dokunuyoruz. Ben diyorum ki toplumda kadının sorunlarına kadınların tartıştığı bir ülke olsun. Çünkü bizim kadınlarla ilgili sorunlarımızı erkekler çözmeye çalışıyor. Ben en fazla hicap duyduğum, üzüldüğüm bir nokta bu. Kadının sorununda, kılık kıyafetinde de olsun, kadının şiddetinde de olsun, biz kadınlarla birlik olduğumuz zaman biz kendi sorunumuzu zaten çözeriz. Ben buna inanıyorum. Bir kadına dokunduğunuz zaman o kadının dokunduğunuz hayatında çocuğundan, eşine, komşusuna ve tüm ailesine yansıdığını, onu güzelleştirdiğini görüyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra geleceğe daha umutlu bakmak istiyorum. Bir kişinin hayatına dokunduğumuzda, bir kadının hayatına dokunduğumuzda dünyanın değişeceğine inananlardanım. Ve bizi burada ağırlayan Seda Bey, Sıdıka Hanım ve siz tüm ekibinize, kendi arkadaşlarım olarak da birlikte olmaktan çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Hep güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, öncelikle tüm dünyadaki emekçi kadınlarım, Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Emekçi diye üstüne basa basa söylüyorum. Kadınlar hayatın her alanında emek için. Yani bugün ev hanımı, yani dış sosyal hayatta çalışmıyor dediğimiz kadınlar bile evde emekçi. Öncelikle kadın, yani bugün kadınlara, farklı meslek alanlarında çalışan kadınlarımızı ziyaret ettik. Yıllarca Fethiye'de basınımızın duayen isimlerinden, FRT nezdinde Sıdıka Kölemen'i bugün basın emekçisi kadınların temsilcisi olarak ziyaret etmeye uygun gördük. Basının ne kadar güç şartları altında çalıştığını zaten biliyoruz. Ayrıca bir kadın olarak bu sektörde var olmanın zorluklarını biliyoruz. Kadınlar her sektörde zorluk yaşıyorlar. Biz de siyasette kadın olarak var olmanın, bizim toplumsal sorunlarımızı, yani sadece siyasetteki kadın değil, siyasi ortamın çok yoğun olduğu, hareketli olduğu dönem olduğu için bir ifade kullanıyorum. Kadınla ilgili sorunlarda, daha önce kendisini de daha önceki programlarda, daha önceki günlerde, özel günlerde, ziyaretlerimizde de bunları konuşmuştuk. Yani kadınların sorunlarını dile getirmeye çalıştıkları için ona ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de burada partiler üstü, yani particilik değil, fethiyecilik olarak bir ifadenin altını çizerek konuşmak isterim ben. Bir halk ittifakı gerçekleşti. Dolayısıyla da demin Nesin Saatçı'nın çok güzel ifade ettiği birkaç cümle vardı. Yani kadınlar kadınların sorunlarını çözebilir. Kadın hayatı daha bütünlüğü daha iyi görür, daha geniş bakar.
çocuğu görür, yaşlıyı görür. Dolayısıyla da bunun içinde kadınların daha çok siyasette yer alması ve kadın sorunlarının gerçekten kadınlara emanet edilmesi ve dolayısıyla da kadınların eşit temsil haklarına sahip olması, yani seslerinin duyurulması, bu konuda basınımızın her zaman bizim yanımızda yer aldığına ben inanıyorum. Benim yıllar önce grubun içindeki gazetede yazdığım bir yazı vardı. Akşam onu buldum. Şöyle bir başlık atmışım. Muhtar mı oldun Kezban yenge diye. Burada böyle bir türkü var bu yörede. Herkes bilir. Yani sonuçta bir yere bir şey yapmaya kalktığınızda da bazen işte eşiniz karşı çıkar, toplum karşı çıkar. Hele de siyasette bir şeyler yapmaya kalktığınız zaman. Ama ben bu konuda basınımızın çok büyük ölçüde görevi olduğuna inanıyorum. Bu bir araç sonuçta herkese ulaşmak için, kamuoyuna ulaşmak için. Sonuçta bu görevi de çok büyük sorumlulukla ben yerine getirdiklerine inanıyorum. Kendilerine ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Fethiye'de yaşamak, Fethiye'li olmak ya da Fethiye'de doğmak olarak bakmayalım. Fethiye'de yaşıyoruz. Onun için Fethiye'yi güzelleştirmek adına biz de kadınlar olarak bugün bir güç birliği yaptık. Teşekkür ediyorum. Ya çok duygulandım ben. Çok teşekkür ederim bu ziyaret için. Evet, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ve bu mesleği yaparken çok uzun zamandır Nesli Hanım, Seval Hanım, Şeray Hanım. Hep birlikte bir ortak noktada buluşmuştuk zaten haberlerimizde, programlarımızda, yaptığımız çalışmalarda. 8 Mart bugün çok daha anlamlı oldu. Sağ olun, teşekkür ederiz bizi düşündüğünüz için ve bizi ziyaret ettiğiniz için. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Basında kadının yer alması noktasında hep özverili olmuşumdur ve bazen burada arkadaşlar diyoruz ki bu sefer işte kadınların sayısı çoğaldı, erkekler azınlıkta kaldı falan diye. Keşke herkes, tüm kadınlar özverili olsa, daha doğrusu cesaretli olsa. Cesaretli olan ve bu mesleği yapacağım diğer kişilere her zaman çok destek olmuşumdur. İnşallah sayımız erkeklerden daha çok olur diye.